Evet canlar, sabah erkenden uyandık, kahvaltımızı yaptık ve şimdi yavaştan Bodrum'a doğru yola koyuyoruz. Datça maceramız bu 3 gün içerisinde bitti. Çok güzel bir yerdi gerçekten. Datça ile ilgili yorumlarım da bence çok olumlu. Bir kere Datça'nın denizi ayrıymış. Yani bunu kesinlikle fark ettik. Yani rengi, serinliği, koyları gerçekten tam bir cennet. Onun dışında Datça merkeze, yani eski Datça kısmına hayran olduk. Çok güzeldi. Merkezdeki taşlık ve kumluk plajları efsane, özellikle kumluk bölgesi. Geceleyin videolardan da görmüşsünüzdür. Enfes güzeldi. Çok güzel bir tatil geçirdik. Haydi bakalım. Şimdi Road to Bodrum. Bodrum'da kalacağımız yere ulaştık. Bakın şöyle size hafiften bir odayı göstereyim. Otel Bodrum'un Gümüşlük mevkiinde bulunuyor. Yani keyifli bir yer. Gezmesi görmesi güzel bir yer. Akşam da inşallah zaten size bol bol burayı gezdireceğim. Ultra her şey dahil bir yer. Yani sabahtan akşama kadar ister burada ister otelin plajında yediğiniz her şey ücretsiz. Zaten burayı biz bilerek o 4 günlük Datça ve Marmaris koşturmacasından sonra seçtik ki burada artık biraz soluklanalım. Yani birazcık kendimizle rahatlayalım diye. Ve iyi ki de böyle yapmışız. İlk gün çocuklar aşırı eğlendi. Şimdi restoranda inşallah karnımızı güzelce doyurup akşam gezmeye gideceğiz. Gümüşlük Çarşı'dan hepinize iyi akşamlar. Buraya kadar geldik, az değil mi? Yemesek olmaz.
23'lükte akşam gezimizi bitirdik. Bugün çocuklar olmadan geldik. Otelde kaldığımız için biraz daha kafamız sakin. Daha önce de buraya 8 yıl önce gelmiştik. Böyle tekrar böyle bir kalabalık aile olarak gelince biraz nostaljik oldu. Biraz da duygusal. İlçeleri sık sık gezmeye çalışacağız ama tabii böyle zamanımız el verdikçe. Şimdi yavaştan otele dönüyoruz. Biz uyuyacağız. Siz videonun devamında bakalım nereleri göreceğiniz. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrardan merhabalar. Tatilimizin 3. ayağı olan Bodrum bölümünün şu an 2. günündeyiz. Sabahtan beridir çocuklarla havuzdayız. Hani biraz daha böyle onları eğlendirelim, yoralım diye. Şimdi bir öğle yemeği yiyeceğiz. Öğle yemeğinden sonra da yine birkaç saat havuzda büyük ihtimalle vakit geçirirler. Akşam da Bodrum merkeze gideceğiz. Yani Bodrum Kalesi'nin olduğu, yat limanının olduğu o Bodrum'un kale içi bölümünü gezeceğiz. Orası da çok eğlenceli olacak. Size yine oradan çok güzel kareler yakalayacağım. Hadi bakalım, şimdilik biz bir yemeğe kaçalım. Akşam görüşürüz. Bodrum'daki bugünün akşamına Bodrum merkez turu ayarladığımızı söylemiştim. Şimdi arabamıza bineceğiz ve Bodrum'a gideceğiz. Bodrum Kalesi'nin ve Bodrum kale içi sokaklarının enfes manzarası eşliğinde çok güzel bir tur yapacağız. Hadi bakalım, başlıyoruz. Tekrar iyi akşamlar. Yaklaşık bir saatlik yolun ardından Bodrum merkeze gelebildik. Trafik acayip kalabalık. Gerçekten öyle böyle bir trafik yok. Yani 5 kilometreyi 25 dakika falan gösteriyor. Dümdüz bir yol aslında. Ama gördüğünüz gibi ortalık fena karışık. Thank you.
canlar, şimdi birazcık Bodrum ve bu merkez kale etrafındaki yerler hakkında konuşalım. Özellikle fiyatlarda ciddi anlamda bir düşüş var. Yani buna sevindim. Bunun da etkisi olarak özellikle bu Yunanistan'la kapıda vize uygulamasının çok büyük etkisi olduğunu söylüyorlar. Çünkü Türk halkı genelde adalara kaçıyordu fiyatların çok pahalı olmasından kaynaklı. Fakat şu an öyle değil. Özellikle kafelerde, restoranlarda fiyatlar bir hayli uygun. %50'ye varan indirim var sağda solda. Sahil kenarındaki mekanlarda belediyenin bile mekanı var. Yani her bütçeye göre yer bulmak mümkün. Bunları değerlendirebilirsiniz. Biz turladık. Şimdi yavaştan otele dönüyoruz. Bir sonraki gezimize kadar. Hadi bakalım. Biz bir dinlenelim. Herkese merhabalar canlar. Bugün Bodrum'da artık son günümüz. Size şöyle güzel bir Gümüşlük gün batımıyla veda etmek istedik. Gerçekten enfes gözüküyor. Özellikle Gümüşlük'te böyle gün batımı. Ya herkes bir saat boyunca balkonlarından, pencerelerinden, böyle güzel seyir teraslarından gözünü ufka dikiyor ve bu güzel turuncuyla kızılın buluşmasını izliyor. Şimdi biz de burada güzel bir gün batımı çekimi yaptık. Drone ile uçtum. Hem Bodrum'un şöyle Gümüşlüğün bir çehresini hem de Gümüşlük'te gün batımını sizlere aktarmaya çalıştım. Şu an çıktık yola ve Yalıkavak'a gidiyoruz. Yalıkavak'a böyle güzelce bir turlayacağız. Orayı da size çekmeye çalışacağım. Çok şarjım yok ama. Onun bitiminde de Turgut Reis'te günü kapatacağız ve yarın sabah nasipse yola çıkacağız. Gerçekten enfes keyifli bir Bodrum tatili oldu bizim için. Daha önce de bireysel olarak gelmiştik ama bu sene çocuklarla birlikte geldik. Eskiyi yad ettik, eskiyi hatırladık, yeni yerler keşfettik. Umarım keyif almışsınızdır. Sözü şimdi fazla uzatmadan hemen arabaya geçiyorum ve Yalıkavak'a gidiyoruz. Yalıkavak'ın Marina bölümünden çıktık. Daha doğrusu bu lüks AVM gibi olan kısmından çıktık. İçeriye girerken güvenlikler fıt 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 her adımda soruyorlar. Elinizdeki kamera mı? İçeride çekim yapmak yasak. Lütfen bu kurallara uyalım diye. O yüzden çok fazla şansımı zorlamadım. Ama şu an dış kısma çıktık. Çarşıya doğru gidiyoruz. Burada artık serbestim, özgürüm. İçeride insan tedirgin oluyor ya. Sürekli böyle güvenlikler bakıp duruyorlar elimdeki cihaza. Kaldırsam da herhalde şundan anlıyorlar çantasından. Şimdi buraya geldik. Enfes bir manzara eşliğinde. Hafif daha günde yeni battı. Bakın karşısı böyle kırmızı turuncu renkte. Gezimize başladık. We'll be right back.
Saatin kaç olduğunu söylesene. Yüksek sesle söyle. Niye? 12.30. Kayda geçiyor söyle. Saat 12.30. Saça boncuk ördürüyoruz. Turgut Reis. Şimdi dönüşteyiz, yol üzerindeyiz ve Antalya'ya giderken de Köyceğiz'e uğrayıp bir yuvarlak çayda yemek molası verelim dedik. Hatta belki yüzme molasına dönecek bu molamız. Hadi bakalım, tadını çıkaralım birazcık. İyi seyirler. Yuvarlak çaya atlayacağım. Ya tırsmıyor muyum? Tırsıyorum aslında. Çünkü aşırı soğuk bir su. Şöyle göstereyim size suyun berraklığını da. Çocukları falan sokuyorlar ama. Hiç kolay olmayacak. Gerçekten ömrümde girdiğim en soğuk su. Ya şaka yapmıyorum, belki 3-4 derece falan yani. Böyle ayak sokulacak bir su değil. Hani normalde böyle soğuk bir suya girdiğimizde, daha önce de girdik. Böyle bir 5-10 saniye sonra vücudun alışıyor o suya. Bunda imkanı yok yani, yüzemedim. Ya resmen yüzemedim, orada kaldım öyle. Şey diyorum içimden, çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Ama güzeldi, bir daha atlayacağım birazdan. Canlar.
Tekrar hepinize merhabalar. Geziyi bir türlü bitiremedik. Köyceğiz'den çıktık. Antalya yoluna döndüğümüzde İztuzu plajını ve meşhur o Çandır seyir terasını bir kere görmek istedik. İlk sefer hatalı bir rota çizdik. Biz İztuzu plajı rotasına doğru gitmiştik. Fakat o rota üzerinden giderseniz Çandır seyir terasına varamıyor musunuz? Orada bir çay kahve içtik ve geri döndük şimdi. Feribot limanına geldik. Bakın buradan karşıya her 5 dakikada bir seyir terasına gidebileceğiniz o küçük adacığa arabalı feribotlar var. Ücreti de 100 lira. Şimdi bekliyoruz. 5 dakika sonra o feribot buraya gelecek ve karşıya geçip Çandır seyir terasına çıkıp o İztuzu plajının mükemmel manzarasını sizlere yansıtmaya çalışacağız. Hadi bakalım devam ediyoruz. Emektar, cefakar ve vefakar karım gördüğünüz gibi MacBook'tan drone'u şarj etmeye çalışıyor şu an. Bütün bu rotanın normalde şu an biz aslında Antalya'ya varmıştık matematiksel olarak. Fakat oraya da girelim, yol üzeri buraya da girelim. Bir de yol üzeri yanlış gidelim. Burası Dalyan feribot iskelesi. Onu da belirteyim. Bu iskeleden iki tane var. Birisi limanın diğer tarafında, biri de bu uçta. Sorduğumuz, bilgi aldığımız kişiler bu tarafa gelin, burası daha tenha olur dediler. Harbiden de tek araba biziz. Tenha. Yani yalan söylememişler. Şimdi feribotla karşıya geçtik. Çandır seyir terası için Çandır köyüne de geldik. Fakat kime sorduysak seyir terası kapalı dediler ama hani yanından falan bakabilirsiniz. Fakat seyir terasına çıktıkça, yani şu anda görüyorsunuzdur, yol o kadar kötü ki. Hani böyle bırakın arabayla gitmeyi, yani Allah korusun bir şey olsa yardım çağıracak kimse yok. Arkamızdan bir iki araba da geldi aynı bizim şeklimizle. Geri döndürdüler, yani geri döndüler. Biz de şimdi bir restoranın yanına çıktık. Şöyle bir etrafı göz gezdirdik. Biraz baktık ama sanki o resimlerde gördüğümüz o meşhur seyir terası bu taraflarda bir yerde değil. Sanki orası daha yüksekte bir yer gibiydi. Ya da böyle çok uçurum kenarı bir yer. O yüzden drone ile görüntümüzü aldık ve şu an havada kararacak. Feribota doğru yola çıkıyoruz ki bir sıkıntı olmasın diye. Yani gelenler feribotla karşıya geçeceksiniz. Ya Çandır köyündeki seyir terasına gideceksiniz, yani bizim bu geldiğimiz ama kapalı dedikleri, niye kapalı olduğunu da bilmiyorum. Ya da radar tepesi varmış daha yukarıda ama oraya nasıl çıkıldığını bilmiyorum çünkü bildiğiniz dağın yani tepesi. Hava kararıyor olmasaydı şansımız. Evet, kesinlikle. Bakın şurayı da gösterelim size. Şu tabelayı gördüğünüz yerden bunun solundan gireceksiniz. Bu yolu takip edeceksiniz. İleride yol çatallaşıyor ve sol tarafa döndüğünüzde seyir terasına gidiyor diyorlar ama o terasın tabi her gelen şey diyor, yani yoluna dikkat edin, yoluna dikkat edin, bilmiyorum hani gitmedik. O yüzden döndük geriye. Bence drone'la aldığımız görüntüler de bizi mutlu edecektir. Şimdi yol üzeri biz bu seyir terasını bulamadık ama ilk geldiğimiz anda böyle küçük bir seyir terası görmüştük. Dönüşte belki oraya bir uğrarız bulamazsak diyorduk. Bence burası da gayet iş görürmüş.